Sesi Yok, gerek yok. Çok gürültü gitmiyordur herhalde. Okey, şu an 9 kişi olduk. Siz chat'e yazabiliyor musunuz arkadaşlar? Herkes biraz toplaşsın, ondan sonra başlayacağız. Çeviri yapacağız. Ön iki kişi olduk. On beş. Okey. Yavaştan başlayalım o zaman. Geliyorum sonlarda. Metnimiz burada. İki tane metin çeviririz diye düşündüm. Çünkü biraz açıklamalı gideceğiz. Ekran paylaşımı yapacağım birazdan. Bir sorun olursa, teknik bir sorun, onu da hallederiz. Okey, başlatıyorum o zaman. Ekran paylaşımını şöyle alalım. Okey. Şimdi birinci metne bakıyoruz. Ekranda görüyorsunuzdur herhalde. It has been estimated that the average child in the US spends more time each week watching TV than attending school. Şimdi ilk cümlede bize diyor ki present perfect vermiş. Present perfect verdiğine göre geçmişten bugüne kadar devam eden bir anlam var. Bunu böyle işaretledik. Estimate kelimesi bize tahmin etmek olarak karşımıza çıkılıyor. Başkası tarafından yapıldığını da nereden anlıyoruz? Hem has been hem de ed takısı kullanıldığı için passive voice olarak karşımıza çıkıyor burada. Şunu şöyle cümleleri ayırarak yazacağım. Birinci cümlede passive voice karşımıza çıktı. Tahmin ediliyor. Neyi tahmin ediliyor? That ile size diğer cümleye, cümlenin devamına atıfta bulunmuş oldu. Tahmin ediliyor ki, mikrofonu biraz açar mısınız? Mikrofonu daha açamam, biraz yüksek sesle konuşabilirim ama. Okay. Siz camı kapatırsanız arkadaşlar daha iyi olur. Ben de biraz daha yüksek sesle konuşayım. Çünkü mikrofonu açma şansım yok şu an. Okay, devam ediyoruz. Tahmin ediliyor ki, neyi tahmin ediliyor? The average child in the US. Burayı da böleceğim arkadaşlar. Yani böyle çeviri yaparken tane tane gideceksiniz. Acele etmiyoruz. Bütün cümleyi birden çevirmeye çalışmıyoruz. İngilizcenin cümle yapısı neydi zaten? Subject, verb, object şeklinde gidiyordu ya. Sonrasında da size detaylardan bahsediyordu. Nerede olmuş, ne zaman olmuş, kimle olmuş gibi. Tahmin ediliyor ki ortalama bir çocuk. Neredeki ortalama bir çocuk? Amerika, US, United States biliyorsunuz. Amerika'daki ortalama bir çocuk tekrar bana başka bir fiil verdi. Fiille bağladım. Daha fazla vakit harcıyor. Spends more time. More dediğine göre bir şeyle kıyaslayacak. Yine cümlenin sonuna atıfta bulunuyor. Daha fazla vakit harcıyor her hafta. Televizyon izleyerek, yani devrik devrik gideceğiz. More than'e dikkat ediyorsunuz. More than arasında hangi kalıplar var ona dikkat ediyorsunuz. Daha fazla vakit harcıyor her hafta televizyon izleyerek. Neye kıyasla? Okula katılmaya kıyasla. Attend, katılmak. ING ile isim yaptım. Bu bir fiil değil artık. İsim oldu. Okula katılmaya kıyasla televizyon izleyerek her hafta Amerika'daki ortalama bir çocuğun daha fazla vakit harcadığı tahmin ediliyor. Ne yaptın? Sondan başa doğru gittim. Birinci cümlede çevirimiz bu şekilde. Sorusu olan yok sanırım. Geçiyoruz ikinci cümleye. Pasif kullandı. Ona da dikkat ediyorsunuz. Zaten it ile başladığına göre genelde makale çevirileri, formal dediğimiz resmi çevirilerde it kullanıyoruz. Okay. İkinci cümleye geldim. This is of great concern, as a surprisingly large proportion of what children watch is violent. Biraz devrik bir cümle yapısı kullanmış. As kullandı burada. Yine bir şeyle kıyaslayacak kadarıyla anlamı verecek. This is of great concern. Of dediği
Türkçedeki şu kesme işareti vardı ya, hatırlıyor musunuz? Apostrof S, İngilizce'de de apostrof diyoruz. Bu apostrofla kesemediğimiz kısımlara biz of getiriyoruz ve daha resmi bir ifade o karşımıza çıkıyor. Great concern, büyük bir endişedir bu gibisinden ya da bu büyük bir endişenin sonucudur gibisinden cümleye başladı. Bu büyük bir endişedir. Virgül koymuş. Ney büyük bir endişe? Oradan devam edeceğim. Bu ayrıntısı da buraya alayım. As a surprisingly large proportion. Of'u da yine bağlayacak. Şaşırtıcı derecede L'ye getirdi, size zarf yaptı. Surprising, hatta kelimeyi direkt kökenine ayırıyorum. Şaşırmak, şaşırtmak. Surprising, şaşırtıcı. Surprisingly, şaşırtıcı derecede büyük proportion, porsiyon yani miktar. Sayı olarak da kullanırız. Şaşırtıcı bir miktarda, sayıda çocukların ne izlediğinin violent, yani şiddet içeren, vahşi olarak kullanabiliriz. Bu diyor ki çocukların izlediğinin şaşırtıcı derecede büyük olduğunun bir endişesidir gibisinden bahsediyor. Ne yaptı? Yine önceki cümleye atıfta bulundu. Çünkü ne demiştik? Ortalama bir çocuğun hani daha fazla televizyon izlediğini ortaya çıkarıyor. Bu da bir endişe yaratıyor şeklinde girdik. Geçiyoruz diğer cümleye. Saturday mornings, cartoons for example, present as many as 20 violent acts per hour. Çizgi filmlerden bahsediyor. Size önce vakit vermiş ve for example ifadesini cümle arasında kullanması kafanızı karıştırmasın. For example'ı ben başa da alabilirdim. For example, Saturday morning cartoons present diye de gidebilirdi ama bize ne diyor burada? For example'ı daha resmi ve daha kulağa hoş gelmesi için ortaya aldı. Örneğin, cumartesi sabahı çizgi filmler sunuyor, present. Ne sunuyor bize? As many as 20 violent acts. Ne kadar? As many as. Şunun kadar, bunun kadar. 20 tane, 20 adet şiddet içeren act dediği bizim olay, aksiyondan aklınıza gelsin. 20 tane şiddet içeren aksiyonu saat başına bize sunuyormuş çizgi filmler. Burayı son kez özetliyorum. Cumartesi sabahı çizgi filmler örneğin. Bize 20 adet kadar saatlik vahşi yani şiddet içeren görüntüler sunuyor. Burada görüntü demiyor da hani televizyon izlediğimiz için onu ben ekledim. Okay. Geçtik diğer cümleye. Bağlaçlara dikkat ediyoruz. Tane tane gideceğiz. Despite this concern. Bu endişelere rağmen. Şimdi size bir zıtlık vermesi lazım. Rağmen dediyse burada negatif bahsediyorsa pozitif bahsedecek. Pozitif bahsediyorsa negatife geçecek. Çünkü rağmen demiş. Bu endişeye rağmen yapımcılar, yayıncılar, the producers of violent programming, şiddet içeren programların yapımcıları, bu sizin subject kısmınız oldu. İşi yapan kişi eşittir bu. Neden? Çünkü sonrasında bir fiilden bahsedecek. Yani tekrar açtım subject verb object kısmını. Burada Ali have often continued da diyebilirdi. Ali yerine şiddet programları içeren işte programların yapımcıları demiş oldu. Bunun görevi İngilizce'de Ali ile aynı. Hani uzun cümleler sizi korkutmasın o yüzden. Ali şunu yaptı, bunu yaptı. Ya da işte mavi gözlü çocuğun kuzeninin ablasının bilmem neyi. Bu hala özne görevinde. O yüzden bu sizin çok gözünüzü korkutmasın. Uzun cümlelerden korkmuyoruz. Biraz daha açıklamaya çalışıyoruz. Meryem bir şey sormak istiyormuş. Buyur Meryem. Sen sorunu yazana kadar biz de devam edelim. Okay. Nerede kaldık? Ha. Şiddet içeren programların yapımcıları ne yapmışlar? Have dediğine göre hala geçmişte başladı, devam ediyor. Burada size bir zarf vermiş, sıklık zarfı. Sıklıkla hala devam ettiler. Neye devam ettiler? Continue to. İki tane fiil var. To gördünüz.
İki tane fiili ayırdı. Continue to claim, iddia etmek. Neyi iddia etmeye devam ettiler? That'le yine size uzun bir cümle verdiği için close'u bağladı. Çocuklar will not imitate what they see in those programs. Imitate, taklit etmek arkadaşlar. Hani şimdi yapımcıların para kazanması lazım. Diyor ki tamam biz böyle şiddet içeren programlar yapıyoruz ama hala neyi ısrarla iddia ediyorlar? Çocuklar programda gördüklerini, what they see in those programs, programda, şovda gördüklerini taklit etmeyecekler gibisinden bir iddiada hala bulunduğunu söylüyor. Okay? Soru gelmiş. As many as ifadesinde many yerine farklı ifade olsaydı yine kadar şeklinde mi çevrilirdi? As much as, as far as I know gibi ifadelerde de yine kadar şeklinde çeviriyoruz. As kalıbını şurada ufak bir not düşelim. Burada araya verdiği şey sayılabilir olması, sayılamaz olması onlarla ilgili. As far as I know mesela bunu dedim. Cümle başında söyledim. Bildiğim kadarıyla, as far as I know, as much as, diyelim ki as much as I love you. Seni her ne kadar sevsem de, her ne kadar diye çevirebilirsiniz, kadar diye çevirebilirsiniz. Türkçe'de hani alternatifi var. İlla tek bir çevirisi yok hiçbir şeyin. O yüzden as kalıbında şunu iyi hatırlayın. Tam Türkçe çevirisinde değil de bir şeyini kıyaslıyor. Bu kadar ya da bu buna rağmen. Seni sevsem de, seni işte ne kadar bilsem de gibisinden iki tane şeyi kıyaslıyor. Okay? Burada tamam diye düşünüyorum. As kalıbını kitaptan da çalışabilirsiniz ama birazdan mantığını öğrenmenizi istiyorum ben. Sadece eşittir çevirisi bu değil yani. Okay, bu cümleyi özet geçiyoruz. Bu endişelere rağmen ne yaptı? Zıtlık verdi. Önceki cümlelerde ne diyordu bize? Şiddet içeren programlar var diyor. Şaşırtıcı derecede çok diyor bunların sayısı. Ve işte bir ortalama vermiş. Amerika'daki çocukların şiddete maruz kalmasından bahsediyor. Despite dediği kısım üsttekilere atıfta bulunuyor. Önceki cümlelere atıfta bulunuyor. Bu endişelere rağmen şiddet içeren programların yapımcıları sıklıkla çocukların bu programda gördükleri şeyleri taklit etmeyeceklerine dair iddiada bulundu diyor. Okay, teşekkürler yapmaya rica ederim. Geçiyoruz diğer cümleye. This claim has sounded unfounded to psychologists ever since Albert Bandura's classic Bobo Doll studies in the early 1960s. Çok fazla S var okurken karışmasın birbirine. This claim, buradan işi yapan bu iddia, hala az önceki iddiadan bahsediyor. Bu iddia kulağa şöyle geldi. Has sounded. Sound, ses, duyulmak. This sounds fun. En basitinden ilkokulda öğrendiğimiz bir kalıp. Kulağa çok güzel geliyor gibi bir ifade. Sound, ses veya kulağa gelmek, duyulmak. Nasıl gelmiş kulağa? Unfounded to psychologists. Açıklanmamış, bulunmamış. Yani hala bir gizemi olan. Ayırdınız kelimeyi köklerine. Find, found, bulunmak. Founded, bulunmuş. Unfounded, bulunmamış. Yani Türkçe'ye çevirirsek açıklanmamış. Hala gizemini koruyan bir şey olarak çevirdik. Bu şekilde gelmiş kulağa. Kimlerin kulağına? Psikologların kulağına. Ne zamandan beri? Ever since. Since ifadesi zaten beri, denden beri olarak kullanılıyor. Ever since ifadesi ise bir şeyin başlangıcından beri. Ever biraz daha genel bir kapsam, daha spesifik yapıyor dedik. Since'i burada conjunction olarak kullandık. Ever since'de de daha güçlü, emphasize yani vurgu yapan bir anlam kullandık. Tamam mı? Emphasize, vurgu yaptık. Ne zamandan beri? Albert Bandura'nın klasik çalışmaları, Bobo Doll çalışmaları. Dan beri. Hatta şunu da ekleyelim. 1960'ların başında, early dediği şey erken başında, 1960'ların başında Albert Bandura'nın klasik Bobo Doll çalışmalarından beri bu iddia psikologların kulağına çok böyle açıklanmamış, bulunmamış geldi. Okay, burayla ilgili soru var mı?
Sizin sorunuz var mı arkadaşlar? Okay. Gelelim. In his seminal experiment, Bandura showed preschoolers a film of an adult playing with a new toy known at the time as a Bobo doll. Şimdi Bobo doll bunun bir çalışmasıydı değil mi? Klasik bir çalışması. Şimdi burada Bobo tolu, dolun ne olduğunu açıklıyor. Doll oyuncak bebek demek zaten. Bu bir oyuncak. Yani şurada parantez içine aldığında kitap veya film ismi gibi gelebilir size ama oyuncaktan bahsediyor. Experiment, deney. Seminal experiment, yanlış hatırlamıyorsam şey, bilimsel veya birazcık ilk aşamalarında olan bir deney yapıyor. Seminal. Bu ilk aşamalarında, daha gelişme aşamalarında olan deneyinde ne yapmış Bandura? Göstermiş. Kime ne gösteriyor? Preschoolers, school, okul, schooler, okula gidenler, öğrenciler. Pre, örnek getirdim, ilkokul. İlkokula giden öğrencilere bir film gösteriyor. Off dedi, off'u bağladı. Bu film neye ait? Bir yetişkinin yeni bir oyuncakla oynadığı bir filme ait. Okay? Burada virgül ifadesi, parantez. New toy. New toy'u açıklıyor size. İngilizce'de şuna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Mesela a new toy. Which I like. Mesela böyle bir örnek verdim. Yeni bir oyuncak. Benim sevdiğim. A new toy known as Bobo doll. Şimdi toy kelimesinin, yani bu phrase var ya, yeni bir oyuncak ifadesinin hemen ardından size bir bilgi veriyorsa, relative kullanıyorsa ya da known as, şu şekilde bilinen ifadesi kullanıyorsa o ifadeyi açıklıyordur. Öncesine gitmeye gerek yok, cümlenin ön taraflarına gitmeye gerek yok, ilerisine gitmeye gerek yok. Hemen ardından gelmesi lazım çeviriyi doğru yapabilmeniz için. Bunları parantez gibi düşüneceksiniz. İngilizce'de parantez yok ama bu şekilde açıklıyoruz. Yeni bir oyuncakla oynayışını gösteren bir film izletiyor. Bu yeni oyuncak da ne olarak biliniyormuş? O zamanlar, at the time, o zamanlar as olarak, o zamanlar bir Bobo oyuncak bebeğe, doll dediğim şey Barbie bebek gibi işte, Bobo oyuncağı olarak bilinen, zaten Bobo oyuncağı, yeni bir oyuncakla bir yetişkinin oynadığı filmi ne yapıyor? İlkokul öğrencilerine Bandura izletmiş, bir deney yapmış. Experiment. Okay? Şey uyarısı aldım ya, internetiniz sabit değil uyarısı aldım ama eğer kasıyorsa söyleyin. Görüntüde, seste gidip gelme oluyorsa biraz bekleriz ona göre. Okay. The adult in the film committed abuse on the toy in various ways. Punching it, kicking it, striking its head with a hammer, and throwing others' toys at it, all the while clearly enjoying herself. Şimdi bu çok uzun bir cümle. Korkutucu gelebilir ama ne yapacağız? Ayıracağız. Yani bunları gerekirse alt alta, phrase phrase yazmanızı isteyeceğim. The adult in the film, hatta şöyle subject verb object yapalım arkadaşlar, daha rahat anlarsınız. Okay. Bu arada arkadaşlar, siz de göremiyorsanız açıklamalar falan şuraya gelebilirsiniz. Sorun değil. Yok, çünkü yazıyorum. Takip ediyoruz. Tamam. Biraz daha anlaşılabilir. Okay. Yetişkin de, şey, filmde bulunan yetişkin, bu benim artık Ali'm oldu. Nedir bu işi yapan kişi? Committed abuse. Şiddet işledi, şiddette bulundu diyelim. Hocam YouTube'da yapamaz mısınız? Yayının ses kesintisi oluyor burada. Bugünlük Zoom'dan yapalım. Çünkü YouTube'a da yükleyeceğiz zaten. Kaydediliyor. Olmadı tekrarını YouTube'dan izlersiniz. YouTube'da canlı yayın muhabbetini bilmiyorum arkadaşlar. Ekran paylaşımını falan. Onu ben bir araştırayım da. Bakayım. Tamam. Bugünlük böyle olsun. Cuma günü bir daha ders var. Canlı yayın dersi. O zamana kadar etmiş oluruz sorunlardan. Bir de internet bağlantısını falan hallederiz. Okay, tamam, devam ediyoruz. Filmdeki yetişkin şiddet
uyguladı. Commit bir suç işlemek. Commit. Committed. Türeme oldu. T'yi türettim. Şöyle göstereyim. Abuse. Yani şiddette bulundu. Şiddet suçu işledi. Kime işlemiş bu suçu? Kime yapmış? On the toy. Commit on phrase'i on'la kullanılır. Tamam. Commit something on. Commit a crime. Bir suç işlemek. Bu şekilde phrasal verb olarak yazabilirsiniz. Oyuncağın üzerinde diyor bir suç işledi diyor. Şimdi in various ways dediği kısımda size artık o suçu nasıl işlediğini anlatıyor. Various çeşitli yollarla şiddette bulundu diyor. Various çeşitli yollarla dedik. Various ways'den sonra isterseniz iki nokta koyun. İsterseniz virgül koyun. Yani noktalı virgül koyun. Çünkü size ne dedim az önce İngilizce'de? Öncesinde gelen şeyi açıklıyordur. Çeşitli yollarla suç işledi dediğine göre yumruklaması, tekmelemesi, kafasına çekiçle vurması, diğer oyuncaklara bu bobo oyuncağını fırlatması ve bunların hepsini kendinden zevk alırken demiyoruz. Enjoying herself. Enjoy dönüşümlü bir zamir. Dönüşlü bir fiil. Keyif alırken, bu yaptığı işten keyif alırken. Herself ifadesi dediğim gibi kafanızı karıştırması, bu enjoy ile kullandığımız bir kural. I am enjoying myself. Keyfime bakıyorum mesela. Burada benle bir alakası yok aslında yaptığım işin. Enjoy'u bu şekilde kullanabiliriz. Yaptığı işten belli ki clearly açık apaçık bir şekilde yaptığı işten keyif alırken while'ı da iken olarak kullandım. Bunların hepsini yapmış diyor. Okay, cümleleri bu şekilde ayırabilirsiniz. In various ways, punching it, yumruklayarak, tekmeleyerek, striking its head with a hammer, kafasına çekişle vurarak ve ona diğer oyuncakları fırlatarak bu şiddeti işledi diyor. Okay, committed abuse, bu şiddette bulundu diyor. All the while, bu farklı bir ifade, yine cümlenin devamı ama bunu da ayırıyorsunuz. All the while clearly enjoying herself. All. Bunların hepsini ne yaparken yapıyor? Belli ki apaçık bir şekilde yaptığı şeyden zevk alarak gerçekleştirdi diyor. Okay. Şimdi böyle çok fiilli olan bir cümleyi subject, verb, object şeklinde ayırıp hepsini özne, yüklem, nesne altına yerleştirmeye çalışın. O zaman aktif, pasif dediğimiz etken edilgen çıktığı daha rahat görürsünüz. Noktalı virgül, iki nokta bunları ayırın. Neyi açıkladığını daha rahat görürsünüz. Mesela diyor ya, in various ways ve işte yumruklaması, tekmelemesi bunların hepsi o yaptığı yollara bağlı, nesneye bağlı. Tamam. Sorusu olan var mı? Yok. Okay. Bitirdik sayılır bunu. The children were then, bakın yine then, normalde bizim daha sonra gibi başa alarak kullandığımız bir kalıp. For example, linking words diyoruz biz bunlara, linking, bağlayıcı kelimeler. Bu bağlayıcı kelimeler bir cümleyle diğerini bağlıyordu. Başa da alabilir, böyle de gösterebilir. Ama maksat sizin canınızı sıkıp sizi daha rahatsız edip zorlamak olduğu için ortaya alıyor. Tamam mı? Oradaki then kafanızı karıştırmasın. Çocuklar daha sonra bir odaya değişik oyuncakların olduğu ve Bobo oyuncağının da dahil olduğu, including dahil olduğu bir odaya götürüldü. Led. Led ifadesi neyin geçmiş zamanı? Yani neyin pasifi olmuş oluyor? Lead. Liderden aklınıza gelsin. Leader, led. Lead, yönlendirme. Bir kişiye yol göstermek. Lider ifadesi de oradan geliyor zaten. Pasif yapacağım zaman götürüldü, yönlendirildi falan derken de led'i kullanıyorum. Tekrar baştan aldım. Çocuklar daha sonra room diyor. Odayı tanımlıyor. Room'dan sonra gelen bütün kelimeler odanın ne olduğunu açıklıyor bize. Okay? Şöyle altını çizelim. Bir odaya götürüldüler. Hangi odaya? İçerisinde Bobo oyuncağının da dahil olduğu, şöyle yaptık, Bobo oyuncağının da dahil olduğu ve çeşitli oyuncakların bulunduğu, various az önceki kelime, çeşitli oyuncakların da bulunduğu bir odaya götürüldüler diyor.
Okay. Soru sorular mı? Yok. Aşağı indik. Children who had seen the film were far more likely to beat up the doll than children who had not. Güzel. Okay. Kıyas verdi. Bütün konteksti kaçırmıyorsunuz. Hala neyden bahsettiğimizi hatırlamaya çalışın. Bir deney yapılıyordu. Bir yetişkinin orada bir şiddet oyuncağı işte dövmesi etmesi çocuklara izletiliyor. Sonra da çocukların tepkilerini ölçmek için oyuncakların olduğu bir odaya götürüyorlar. Bağlamdan kopmuyorsunuz okurken. Bunu alışmak için ne yapacağız? Bol bol okuma yapacağız ki bir cümleyi okudum, en baştaki cümleyi unutmayayım. Sürekli böyle tekrar ederek gitmeniz lazım. Çocuklar, hangi çocuklar? Ve burada relative clause verdi. Tamam. Relative clause ne işe yarıyordu? Açıklamaya yarıyordu. Çocuklar, çocukları açıklayacak. Hangi çocuklardan bahsediyor? Biz biliyoruz ama yine de ayrım yapacak. Çocuklar, hangi çocuklar? Who had, had dedi. Çünkü o olay artık oldu bitti. Have demiyor. Geçmişe götürdü. Past perfect yaptı. Tamam mı? Filmi izlemiş olan çocuklar. İzlediler filmi ve bitti. Geçmişte oldu bittiyse past perfect getiriyorsunuz. Geçmişte başlayıp etkileri hala devam ediyorsa present perfect getiriyorsunuz. Ben şu şekilde anlatıyorum present perfect ve past perfect'i. Bir zaman çizelgesi çiziyoruz arkadaşlar, tamam mı? Bunu daha rahat anlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir çizgi çizdim. Arkadaşlar siz de yanıma gelin görmek istiyorsanız. Kameraya çıkmazsınız merak etmeyin. Uzak durmanız çıkamıyorum. Şimdi geçmişe doğru gidecek ya. Burası past, burası da present olsun. Burası da benim şimdiki zamanım, tamam mı? Anna feel. Ha, main şeyi soruyorsun. Üsttekini de mi? Were led. Sadece were'ı tek başına alamayız, tamam mı? Pasif yaptığımız için götürüldüler. Led ifadesini de almak zorundayız. Were, tamam olmak past simple ama ne olmuşlar? Götürülmüşler. Were led ifadesini beraber almak zorundasınız, tamam mı? Onu da pasif yaptığımız için. Pasifin kuralı neydi? Be artı fiilin üçüncü haliydi, değil mi? Pasif. Burada zamanı past simple vermiş. Fiilin üçüncü halini de led olarak vermiş. Araya den koymuş ama bu sizin kafanızı karıştırmasın. Deli başa alacaksınız. Götürüldüler. Tamam. Ana fiilimiz were led. Yani götürülmek, lead. Şimdi bu zaman çizelgesine bakıyorsunuz. Zamanları karıştırıyorsanız mutlaka şöyle bir şey çizin kendinize. Tamam mı? Zamanları daha rahat anlarsınız bu şekilde. Eğer ben geçmişte, burası geçmiş, geçmişte bir tane eylem yaptıysam ve bu şurası da past simple oldu. Nişli geçmiş zaman past simple'dan daha önce. Neden? Oldu bitti çünkü. Bu tarihte oldu bitti. Zamanı bayağı geride. Past simple'sa yine oldu bitti ama biraz daha bizim günümüze yakın bir zamanda gerçekleşiyor. Present perfect'se geçmişte oldu ama günüme kadar etkisi hala devam ediyor arkadaşlar. Parantezle verdim, tamam mı? Present perfect'i en iyi böyle açıklayabilirim size. Şu noktada oldu. Mesela ben işte duvarları boyadım, tamam mı? I painted the walls. Duvarları boyadıysam bu oldu bitti ya. Past simple alabilirim. Ama duvarları boyadım. Have painted. Ve duvarlar hala ıslak. Bu arada 2 saat geçmiş. Ben duvarları boyadığımı ve o eylemin yeni gerçekleştiğini, etkisinin hala devam ettiğini anlatmak istiyorsam present perfect kullanıyorum. Neden? Günümüze kadar hala bir etkisi var çünkü. Vurgulamak için present perfect kullanıyorum. Şu zaman çizelgesini biraz daha kurcalarız ilerleyen derslerde. Ama hani cümlede de daha rahat anlamanız için önce hangisi olmuş, sonra hangisi olmuş gibi anlamanız için bu çizelgeyi bilmeniz lazım yani. Okey? Tamam, şimdi cümleyi yorumlamaya geçiyoruz. Okey. Filmi izleyen çocuklar aldım burada. Relative'e bağladım. Who had seen the film? Were. Neymiş bu çocuklar? Olmak diyor. Neymişler? Far more likely. Far more, çok daha. More, daha. Far more, çok daha. Güçlendirdi bu anlamı. Likely. Likely ifadesini nasıl kullanabiliriz? Like, benzemek bir şeye, hani benzemek.
yatkın olmak diyebiliriz ama burada bir eylem var ya, beat up. Dövmek, bir şey işte pataklamak. Bebeği pataklamaya daha eğilimlilerdi, daha meyillilerdi. Likely ifadesini biraz daha benzemek yerine burada artık fiil olarak kullanılıyor. Yani fiilin niteliğinde. Daha eğimliler, daha meyilliler bunu yapmayı daha çok istiyorlar. Daha yüksek ihtimalle bunu yapıyorlar. Likely'nin her türlü çevirisini kullanabilirsiniz. Cümledeki anlamına göre çevireceğiz. Beat up the doll. Bebeği mor diyor. Neye kıyasla? Daha çok dövmeye meyilliler. Filmi izlememiş olan çocuklara kıyasla, filmin o yetişkinin bebeği patakladığı filmi izleyen çocuklar izlememişlere kıyasla işte yine bebeğe aynı şekilde davranmaya, onu işte pataklamaya, dövmeye daha meyillilerdi diyor. Okay? More than. Bunları kaçırmıyorsunuz. Yine more than var. Arasına ne girerse girsin. Burada bir kıyas söz konusu. For dediği için daha çok demiş oldu sadece. Tamam mı? Sorusu olan? Hayır hocam, şu an yaptığımız cümlede demişsin. Ha, bu yaptığınız cümlede ana fiil. Children who had seen the film were far more likely to beat up the doll. Aynen, were. Olmak. Subject, verb, object yapabiliriz. Bu yaptığımız cümlede. Ama yüklemi diğer objectten ayırmıyorsun. Olmak. Ne olmak? Daha yatkın olmak. Okay? Bunu da hani obje kısmına çok kaydırmıyorsunuz. Aslında fiil tek bir tane olmuyor. Bütün bir phrase'in kendisi de olabilir fiil. Bunların hepsi kardeş gibi. İngilizce sondan eklemeli bir dil değil ya. Türkçe öyle. Sondan eklemeli bir dil olmadığı için ayrı ayrı mesela can, may, could, may, might fiile yapışık halde. Arasına have giriyor, ing giriyor. İşte modal ing gelmiyor da. Ing giriyor, bir şeyler giriyor ama o hala fiil. Tamam. Bunu hani çok karıştırmayın. Clause çok olduğu için zorlandım bulmakta. Evet, zorlanabilirsiniz ama dediğim gibi şu an çeviri yaparken ana yüklemi bulun. Çok da ay were miydi, were'ın hepsi miydi falan değil. Mantığını anladığınızda illa öyle ayrıştırmanıza çok gerek kalmayacak yani. Filmi izleyen çocuklar izlemeyenlere kıyasla bebeği dövmeye daha yatkınlardı. Okay? Yani were far more likely to beat up. Bu böyle de alabilirsiniz yükleme. İlla böyle dil bilgisayar şey zorlanmanıza gerek yok. Okay. Son cümle bu kısmın. 35 dakikada bunu çeviriyormuşuz. İki tane yapacaktım normalde de bunu yapıp bitiririz olmadı 40 dakikada. This prompted Bandura to describe a new type of learning theory. Social learning or modeling. Prompt. Ne demek? Ortaya çıkarmak, teşvik etmek, yardımcı olmak. Tamam, teşvik etmek diyelim. Ortaya çıkarmak diyelim. Bir fikir ortaya çıkarıyor. Çünkü ne yaptık? Paragrafın sonuna geldik. Özet gibi bir şey yapacak. Konuyu farklı bir yerde bitirecek. Bir teoriden bahsediyor bize. Ha, bu deney neyi ortaya çıkarmış? This prompted Bandura. Bandura'yı teşvik etmiş ortaya çıkarması için, tanımlaması için. İki tane fiil var. Araya to geldi. Prompt ve describe. Bu this dediği bütün az önce anlattığımız her şey, bu bütün deneyler, sonuçlar Bandura'yı yeni bir öğrenme teorisi olan, iki nokta koydu, yeni bir öğrenme teorisi olan sosyal öğrenme ya da modeling dediği taklit diye çevirebiliriz. Model, hani icon, idol oradan aklınıza gelsin. Sosyal öğrenme ya da taklitleyerek öğrenme teorisini, yeni bir öğrenme teorisi çeşidini tanımlamasına yardımcı oldu, teşvik etti gibisinden promptu kullandık. Buranın fiili prompt oldu. Okay. Sondan başa doğru gidiyoruz böyle kısa cümlelerde. Bu metin bu kadar. Sorusu olan var mı genel olarak? Uzun uzun phrase'ler sizi korkutmasın. Alt alta yazın, bölün. And gördünüz, böl. While gördün, böl. Neyi bağlıyor? Daha rahat görmek için. Aralara uzun phrase'ler girmesi sizi korkutmasın. Bütün konteksten kopmuyorsunuz bir şeyi okurken. Başta ne anlatılıyorsa yazarak çalışın zaten hani. Estimate ne demek? Yaz. Ondan sonra oklar çıkar. Neye atıfta bulunuyor? Ben böyle daha renkli şey yaparak anlatıyorum ama
Okey, bu konu böyle. Oldukça faydalı oldu. Teşekkürler hocam. Rica ederim arkadaşlar. Bugünlük burada bitirelim. Şu YouTube işini de ben bir ayarlamaya çalışayım. İki metin ayarlamıştım bugün için ama bilmediğimiz kelime çok olduğu için bunları not alıyorsunuz, tamam mı? Okey. Sorusu olan yoksa bitiriyorum. Teşekkür ederim katılan herkese. Görüşürüz. Sorunuz var mı? Okay. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Aydın'da alalım.